Herkese merhaba, hepiniz kanalıma ve yeni videomuza hoş geldiniz. Değil mi Maya? Maya ile açılış yapmak istedim çünkü yanımda gezinip duruyor. Sanki video çekmeyeyim anlıyor gibi. Bugün 30 Aralık 2022, yeni yıla girmemize bir gün kaldı. Bugün hazırlıkları başlatıyorum ve 3 güne peş peşe video gelecek. İnşallah hepsini yetiştirebilirsem. Saatim şu anda 4, vlog anca başlayabiliyorum. Çünkü bugün akşama, yani saat 5'te yeni videom yayınlanacak, onu hallettim. Sabahtan bir doktor işimiz vardı, oraya uğrayıp geldik. Sonuçlarımızın bazıları çıktı ama tabii ki hepsini size detaylı bir şekilde, böyle parça parça değil de hepsi sonuçlandığında, yani kesin olarak ne yapılacak, ne edilecek ya da hiçbir şey yapılmayacak mı, hiçbir sorun yok mu, hepsini dediğim gibi tek bir şekilde bütün her şey açıklandıktan sonra paylaşacağım sizlerle. Of, çorabımla oynuyor ya. Tırnağını geçirmiş. Bugün günlerden cuma ve ben dediğim gibi yılbaşı hazırlıklarına başlıyorum. Yarın halde annemlerdeyiz. Yani ilk kez izleyecekler için de kayınvalidemle, görümcemler, biz ve Buran amcaları hep beraber orada olacağız. Ablamlar ve biz yarın annemlerde kalıyoruz. Kalmalı gidiyoruz yani. Hem ertesi günde herkese tatil, benim de nöbetim yok. Çok şükür, biliyorsunuz 2 sene önce evliliğimin ilk senesinde nöbet tutmuştum yılbaşında. O yüzden yazmadılar. Gelecek güzel bir gün olacak. Hatta Instax'ı da unutmayıp çantamda götürmeyi düşünüyorum. Aile fotoğrafı, hatıra fotoğrafı çekilelim diye. Yarın için şöyle bir plan yaptık. Annem ana yemeği, çorbayı onları halledecek. Çok fazla da şey yapma dedik. Zaten bir sürü mezelerle, şeylerle, şu an sürekli ayağım atlıyor biliyor musunuz? Mezelerle, bir şeylerle geçiştiririz dedik. Ben onlara yılbaşı pastası yapmak istedim. Evet, sizin de bugün Red Velvet pasta yapacağız. İlk kez yapacağım. Çok fazla araştırdım. Bir sürü video izledim. Umarım çok lezzetli ve çok güzel olur. Zaten kötü olma ihtimali yok ya. İçindeki kremayı ve o ev yapımı pandispanyayı düşününce. Ama bakacağız tabii. Şimdi de böyle pasta muhabbetlerini seviyor. O yüzden ellerimle yapmak istedim. Bir de humus yapacağım. Ablam havuç tarator ve Rus salatası yapacak. Ben de dedim ki humus mezesini de ben yapayım. Nohutlarımı ıslatıyorum şu anda. Akşam direkt pişirip hazırlarız diye düşündüm. Onu da ilk kez yapacağım bu arada. Benim annem çok yapardı. Dondurucuya falan atardı. Çok severdik çünkü biz. Yine çenem düştü. Allah'ım, konuş konuş, gerçekten bitiremiyorum şu konuşmaları. Şimdi arkamda hediyelerim var. Bu arada cumartesi ve pazar, yani yılbaşının ertesi günde vlog gelecek. Umarım izlersiniz, fırsatınız olur. Herkes dinlenmedeyken, evindeyken izler diye düşünüyorum. Sonraki vlog çarşamba ve pazar düzenine geri dönüyor. Ama sonraki vlog çarşamba günüyle mi başlar, pazar günüyle mi başlar bilmiyorum. Orada çekeceğim vloglara, yorgunluklarıma falan bağlı. Şimdi ilk olarak buradan Halide anneme aldığım İngiliz ondan şöyle bir tepsi var. Hatta salonuna o kadar güzel uyuyor ki Burak dedi ki bunu tablo olarak bile kullanabilir bence annem dedi. Çok beğendim. Tam ona göre bence oldukça asil duran, bayağı da büyükçe bir tepsi. Bu tepsiden bende var biliyorsunuz ki. Ama bunun daha küçüğü ve daha farklı modeli çok fazla kullanıyorum zaten, hatırlarsınız. Ablama da çiçeklisini aldım. Yine büyük, onunkini verdim, dayanamadım. Ve anneminkine şimdi paket yapacağım. Hediye paketi aldım kırtasiyeden. Hediyelerimizi bir yandan paketleyelim, kaldıralım. Umarım tepsi sığar. Yılbaşı çekilişimizde size hediyeleri gösteremem çünkü yılbaşı çekilişimizi siz de bilmiyorsunuz. Yarın birbirimize, biliyorsunuz ki, çekiliş yapmıştık ve kimin kime çıktığını kimse bilmiyor, siz de bilmiyorsunuz. Yarın herkes birbirine hediyesini verecek. Bakalım kim kimi almış, çok merak ediyorum. O yüzden size hediyeyi gösteremem maalesef. Sadece şunları gösterebilirim. Şimdi benim Burak'a aldığım bir hediye var. Bir de anneme aldığım hediye var. Bunlar ekstralar. Ablama da aldım falan işte. Bunlar tamamen böyle içimden gelen keyfi hediyeler. Tam sığdı bu arada. Tatam. Birinci hediyemiz hazır. Bir de anneme. O da yine bunun içinde. Şöyle bir bileklik aldım. Akrep burcunun taşı. Neymiş? Ametist taşı. Vücuttaki stres ve negatif elektrikten kişiyi arındırır, bağışıklık sistemini güçlendirir, migren, sinüzit gibi rahatsızlıklara etken yardımcıdır, uyku bozukluklarına iyi gelir. Bakın, bu aralar burçlara sarmış biri olarak bu taşların gerçekten iyi geldiğini düşünmeye başladım. O yüzden şöyle minik bir hediye aldım. Anneme, ablama, Burak'a, hepsine böyle hediyeler aldım. Minik yılbaşı hediyelerini çok seviyorum. Şimdi sıra geldi Burak'a aldığım hediyeye. Bunu mecbur açıyorum çünkü hem üzerinde etiketi olabilir hem de kontrol etme amaçlı. Çok
sırasını içine koymayacağım ama saklayacağım. Çünkü bir sorun olursa diye. Bakın Burak bu ayakkabılara aylardır bakıyor ve çok beğeniyordu. Gerçekten de çok güzel geldi. Kemal Tancan'ın tabanı da bayağı yüksekmiş bu. Çok beğendim. Açıklama kısmına bırakayım sizler için de. Eşinize, babanıza, kardeşinize işte bakmak isterseniz. Bakın. Çok şıkmış. Güle güle kullansın. O bana ne aldı bilmiyorum. Aldı mı onu da bilir. Almıştır diye düşünüyorum. Tamam. Bunda da bir dur aşkım. Mayacık. Fiyat falan etiketi var mı iyice inceleyeyim. Yok. Uzun uğraşlar sonunda paketledim. Kenardan yırtarak yaptım. Sığmadı çünkü. Küçük büyük olduğu için. Ve burada da yılbaşı çekiliş hediyem var. Ama onu siz göremeyeceksiniz. Sadece paketleyeceğim çünkü kime olduğunu ve ne olduğunu bilmiyorsunuz. Bunun da yine faturasını da atmıyorum. Buraları toparlayayım ve sizinle hemen pastamızın yapımına başlıyoruz. Bir sevgililer günü için de güzel bir pasta seçeneği olur bence. Düşünebilirsiniz. Ve son olarak burada Sevinç ablanın torunu için aldığım hediye var. Ablam da ben de Ali'ye yani Sevinç ablanın torununa şöyle minik bir hediye aldık. Waikiki'de ona alt üst takım aldım. Size de göstereyim. Waikiki'ye zaten bayılıyorum. Takımlarını da çok beğeniyorum. Üstü şu şekilde zürafalı. Tatlı. Bakın altı da şöyle bir eşofman altı. Allah'ım tam bir çocuk adamlar. İçi eşofman kumaşında ama bayağı da kalınmış. Güzel. Bu da etiketlerini koparıp şöyle bir kırmızı hediye poşetim vardı. Buna koyacağım. Hediyelerimi koydum poşetlere ve geldim. Şimdi artık pastamızı yapma vakti. Güzelce bir gece dinlensin istiyorum. Hazırsanız malzemeleri de göstereceğim ben. Birkaç tarife baktım ve tamamen kafama uyan. Hangisini daha çok istiyorsam onu yaptım. Mesela farklı farklı şeyler, eklemeler vardı. Onun yerine daha çok dediğim gibi aklıma yatanı alarak yaptığım bir tarif listesi oldu. Ben güzelce şöyle not aldım size buradan okuyacağım ama açıklama kısmına da yazacağım. Mutlaka oradan bakın. En son zaten lezzetini mutlaka yarınki blogda yorumluyor olacağız. Önlüğümü de giydim. Hadi başlıyoruz. Şimdi öncelikle fırınımı 180 derece alt üst ayarda ayarlıyorum. O ısına dursun. Ben 160 ayarlıyorum biliyorsunuz benim fırınım hızlı pişiriyor ve bunda hata yapmak gerçekten istemiyorum. Şimdi malzemelerimize göz atalım. Öncelikle 2,5 su bardağı unum var. Elekten geçirerek ekleyeceğim pürüzsüz bir kıvam istediğim için şu şekilde kalan unu da buraya koydum. 6 yemek kaşığı oda ısısında tereyağı var. O da yaklaşık 110 gram yapıyor. Burak hassas tartı almıştı geçenlerde ve bu kadar gerekli olacağını hiç düşünmemiştim. İnanın o kadar çok kullanıyorum ki meğer çok büyük kolaylıkmış tarifleri tam tutturmada falan çok iyi. 2 yumurta, 100 gram şeker şöyle gördüğünüz gibi 250 milimlik 1 su bardağı dolusu yapıyor. 1 su bardağı süt, yine oda ısısında olacak birkaç damla limon var burada. 1 çay kaşığı gıda boyası. Dün çarşıyı dolaştım ve sırf bu pasta yapabilmek için gıda boyasını buldum. 1 yemek kaşığı kakao kullanacağız. 1 paket vanilin. 1 fiske tuz. Onu da çok az şöyle getireyim unutmadan. Ve 1 çay kaşığı karbonat var. Onu da şöyle kakaonun yanına ekledim. Hazır mısınız? Ben gerçekten heyecanlıyım. Önce tereyağımı alıyorum. Güzelce zaten oda ısısına gelmiş. Ve şekerimi de ekliyorum. Bunu bir güzel çırpacağız. Çırpacağım. Gerçekten o kadar çok sıçrattı ki. Hem de güzel karıştırmıyor. Kendi gücümle yaparım daha iyi. Şimdi bir su bardağı sütü ekliyorum. Oda ısısında. İki tane yumurta. Kırdık. Karıştırıyorum. Bir iki damla limon suyunu ekledim. Katılara. Şimdi burada bir çay kaşığı karbonat ve kakao var. Ekledim. Bu aşamadan sonra çırpabildim çırpıcıyla. Bakın şöyle oldu. Şimdi elekten geçirerek
unumu ekliyorum. Ve normal bir şekilde karıştıracağım. Ben o kadar pis çalıştım ki bugün. Ay hiç böyle olmazdı. Acele de etmiyorum aslında ama anlamadım. Neyse. Şimdi bu kekin soğumasını bekleyeceğiz. Hadi şu an pişirmeye koyacağız. Şimdi daha boyamı ekliyorum. Bu ve yarım su bardağı daha unum vardı. Onu da ekliyorum ve artık sakin sakin karıştırıyorum. Rengin güzelliğine bakar mısınız? Bayıldım. Çok güzel. Tam ateş kırmızısı oldu vallahi. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Yağlı kağıdı. Yani benim pasta şeyim olmadığı için pasta kalıbı bundala da olur diye düşündüm. Şöyle geçireceğim. Böyle bir de rahat çıksın diye bir güzel yağlıyorum. Bunun üzerinden biraz ayıracağız ve köstebek pasta gibi düşünün. Üzerine rondodan geçirip onu ekleyeceğiz. Çıt kabarsın. Atıyoruz bunu fırına. 45 dakika, 40 dakika, 50 dakika artık kürdanla kontrol edeceğiz. Piştiğinde tekrar buluşacağız. Ben şuraları hızlıca bir toplayayım, sonra akşam yemeği hazırlıklarına başlıyoruz. Oh, fırından müthiş kokular gelmeye başladı. Şimdi ilk olarak şipşak bir yoğurt çorbası yapalım. İlk tarifimiz şöyle 3,5 yapalım hadi. Kaşık. Ya 2 kişilik gibi yapmaya çalışacağım ama 1 litre suya yaptım. Pirinç koydum. Pirincim haşlansın. Hemen buraya gelelim. 1 yemek kaşığı un aldım ama tepeleme değil. Şöyle bir su bardağına yakın yoğurdum var. Bu biraz şey katı bir yoğurtu. Efsane yoğurt var ya, biz onu alıyoruz. Ekerin miydi? Tam böyle katı, granolalık, süzme yoğurtla normal yoğurt arası. Kıvamı çok güzel. Bunu çok seviyorum. Bir tane de yumurta sarısı ekleyeceğim. Ekledik. Çırpalım. Üzerine de tereyağında nane yakarız. Of of. Seviyorum bu çorbayı. Terbiyemizi en son ekleyeceğiz. Hemen toplayalım. Vallahi hem zaman, biraz ceviz atayım ağzıma. Zaman çok iyi yatıyor bir yandan toplarsan mutfağa. Ben yani kesinlikle böyle düşünüyorum. Hem de zor gelmiyor açıkçası. Biriktirdiğinde daha zor bence. Hindistan cevizini doldurayım artık. Hiç dökmedim diyecektim ki. Ay. Bebek patateslerimi de yıkadım. Biraz suda bekletiyorum. O kadar tatlılar ki bugün manavdan aldım. Köftenin yanına yaparım. Baharatlı böyle biberiyeli diye düşündüm. Hello, pastamız çıktı. Ya çok tatlı gözüküyor. Baktım şimdi, kürdanımı batırdım güzelce. Tam 40 dakikada pişmiş. Alarm kurmuştum ben, Siri'ye kurdurmuştum. Tamı tamına 40 dakika. Bakın, hiçbir şekilde yanmamış kekimiz de. Üst kısmını, yani mesela şurası bakın bir tık böyle kabarık gibi duruyor ya. Orayı güzelce, Allah'ım umarım güzelce kesebilirim. Bunda şeyden yardım almak istiyorum. Solingen bıçaklarımdan. Sonra bu kekimizi ikiye ayıracağız. Tabii böyle soğumasını bekleyeceğim bu arada. Bunu dışarı alacağım. Açacağız. Nefis kremamızı koyacağız. Çilekli yapacağım ben. Çileklerimizi koyacağız. Üzerine de yine krema ve kırıklarla süsleyeceğiz. Şimdi bunu kenara alıyorum ve soğumaya bırakıyorum artık. Çorbamın altını kapattım. Ay. Ben patatesleri koyup hemen salatayı yapacağım. Köfte için burak bekleyeceğim. Çünkü tam 8 dakikada airfryer'da oluyor. Şimdi normalde bu tarife sarımsak da çok yakışır bence ama biberiye ile sarımsağı çok yakıştırıyorum. Ama burak yemediği için tabii ki ben koyamayacağım. Yani onun kokusunu alırsa, yani onun kokusunu alınca asla yemez.
Neden? Hey. O zaman. Yine bir sakarlık yaptım. Şuna bakın. Tamam, toparladık. Şimdi bir yemek kaşığı kadar biberi ekliyorum. Bir yemek kaşığı da zeytinyağı ekliyorum. Şöyle. Tuzu. Ve karabiber. Normal patates kızartma ayarında. Yani aslında 180 derecede 25 dakikaya ayarlayacağım. Zaten ay dur kız. Kontrol edelim. Diyorum. Hop hop hop. Ben köftelerimi yoğurup dolaba atmıştım dinlendirmek için. Şimdi bir güzel şekil vereceğim ve patateslerin arkasından köftelerimi pişireceğim. Saat 6 oldu. Burak çıkmış geliyormuş. Bir dakikası kaldı yemeğin. O bitsin. Hemen dedim ki premşantimi yapayım. Dolaba atayım. Çünkü bir soğuma süresi olacak ya. Birazcık böyle katılaşsın. Direkt koyarsan sıvı olur çünkü. İstediğim şekli veremem diye düşündüm. Bir su bardağı sütle şöyle 2 paket premşanti kullanacağım. Kremamız bol olsun. Size bir patatesleri göstereyim. Köfteler zaten 8 dakikada olacak. Harika olmuş. Harika. Güzelliklerine şunların. Ay o kadar güzel kokuyor ki. Şimdi bunlar bir içinde dursun. Geldik kremamıza. Kreması da çok pratik. Yani ben bu tarifi bayağı sevdim bu arada. Bunu da yine katı olması için 2 su bardağı süt, soğuk süt. Güzelce çırpacağız. Sonra içerisine bir paket labne ekleyeceğiz. Önce şunu bir çırpalım. Bir labnemi ekliyorum içerisine. Burak geldi. Yemeklerimizi yedik. Saat şu anda 7'ye 10 var. Şipşak yedik, topladık hemen. Makineyi çalıştıracağım bugün. Hatta birazdan çalıştırayım olmazsa. İşlerimi bitirip en son makineyi de boşaltırım. Evde hiçbir şey bırakmayacağım bir günde olsa. Yokuz. Yokuz sonuçta. Çamaşırlarım var. Katlanmayı bekleyen 2 posta çamaşır. Bir türlü katlayamadım. Onları katlayacağım. Ütüleri ayıracağım. Ütüyü yapar bilmiyorum. Çok fazla ütüm yok çünkü. Bunlarla beraber. O yüzden ütü yapmayabilirim. Şimdi hadi gelin pastamızı tamamlayalım. Atalım dolaba ve bir gün boyunca dinlenmeye bırakalım. O arada da artık nohutları haşlayalım. Şimdi önceliğimiz düdüklü. Islattığım için nohutlar 25 dakika daha olacaktır. Ama ezeceğimiz için ben yine de 30 dakika tutacağım. Evet, kilitlendi bu kadar. Şimdi bunu ocağa alalım. Biraz şarj ettim. O arada ben de çiçekleri kestim. Şimdi kalıbımızdan artık pastamızı çıkarıyoruz. Önce üstünden biraz kesiyorum. Bir tık yamuk kesmişim. Evet, üzüleyim. İçinin kırmızılığına bakın. Şimdi şurada başlıyorum kesmeye. Şimdi kremamızı getir bakalım Burak'tan. Çilekle karıştırdım. Burak doğrayacak yine. Bol istersek diye. Ya rengin güzelliğine bakar mısınız? Üstünü süsleyecek misin? İşte sadece kırık yapacağız. Şu kenarlara getirmeyelim. Şimdi pastanın arka tarafını yukarı getireceğim. Bence çünkü böyle daha güzel gözükecek. Of bakar mısın? Umarım çıkınca da çok iyi olur. Çıkarayım mı kamerayı buradan? Çıkar. Ne yapıyorsun? Yeni gelinlere kortulu rüyası bu ellerinden kayar ya soğanlar. Burak dedi ki el rondosuyla yapsana. Bakar mısınız ya kocaman pasta oldu. Evet. Şu
şöyle yaptık. 3 katlı gözüksün diye kalan krem şantiyi üstüne. Şunu bir yaydır. Yayıyoruz. Evet. Kapat bitmeden şarj. Lalet ablası. Elindeki katmanı kırıklamıştım şöyle. Bakın bunu rondodan geçirdim. El rondosu da olur. Alın size sevgililer günü keki. Yapın kocalarınıza. Çok romantik. Bir buçuk ay sonra da 14 Şubat. Yapayım mı gene? Beğenirsen o zaman da yaparım. Sen kadife gibi durmuyor mu? Zaten bakar mısınız? Bir çay kaşığı şeyden yapıyor bunu. Gıda boyasından. Tadam. Pastamızın bitmiş hali. O kadar güzel oldu ki. Evlendiğimden beri bu ilk yaş pastam galiba. Size kestiğimizde dış kısmını da yine vlogda gösteririm. Gerçekten çok güzel oldu. Dışarıdakinden farkı var mı aşkım? Yiyince biliyoruz. Tadına bakacağız, göreceğiz. Evet, bu artık dolaba gidiyor. Pozunu ver bakayım tekrar kapak için. Geri git. Ay saat 9 olmuş. İçerideyiz. Ben tabii ki birkaç iş daha hallettim. Odaları topladım. Mutfağı topladım. Şimdi sadece çamaşırları katlamak kaldı. Kahve içeceğiz. Kahvemiz de bu saate kaldı. Unuttum. Daha doğrusu şöyle çekilişi açıkladım. Hediyemiz diyelim. Yılbaşı hediyesi. Instagram'da 4 kişiye yılbaşı hediyesi verdim. O yüzden beni Instagram'dan takip edin. Anlık hediyeler için oradan haberdar olabilirsiniz. YouTube'da bu çok kolay olmuyor maalesef. O kişiye ulaşmak. Ama Instagram'da daha kolay olduğu için oradan daha çok hediyeleşme yapıyoruz. O yüzden beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Şimdi bir Türk kahvesi yapalım. Kendimize gelelim. Dediğim gibi hediyeyi açıkladım. Ama kahve yapmadan önce şu humusu halledelim. Sizi musluğun üstüne koydum. Bir tık sert gibi. Bir Burak'a baktırayım. Burak da bir tık daha sert dedi. Bir 10 dakika daha dursun olmasa. Valla anlamadım. Hiç şey gibi değil yani. Gene de ıslatmama rağmen. Gerçi dün akşamdan ıslatmadım. Sabahtan ıslattım ama 30 dakika tuttum. Yine de gördüğünüz gibi tam haşlanmamış. Neyse 10 dakika çözer bence bunu. Bu arada kahve yapalım. Geliyorum o zaman. Maya, hiç uykudan uyanmış gibi değilsin aşkım. Dışarıda nasıl ses var? Okulda ne yapıyorlar bu saatte? Ne var ki? Işıklar açık. Işık. Bak bir şey görmüyorum, değil mi? Yağmur. Zaten bugün dışarı çıktığımızda çiğ gibiydi, aynen. Nohutlar yumuşacık olmuş. Şimdi tadına baktım. Bakalım. Bunu çeyreğini dökelim. Zeytinyağını. Nasıl olsun? Yine şöyle yarım su bardağı da haşladığım nohutların suyunu ayırmıştım. Onu ekledim. Yarım limonun suyunu sıkacağım. Bir çay tadına. İki kaşık tahin ekleyeceğim. Ama ben bol tahinli seviyorum. Yine damak tadıma göre belki biraz daha ekleyebilirim. Blender'dan geçiriyorum. Burada humusumuz da hazır. Bakın kıvamı, tadı tam oldu. Yalnız şöyle bir şey. Ne kadar çok çıktığına bakar mısınız? Bu nohutun yarısı. Yarısını dondurucuya attım valla. İki tane ortaya konsa bile yetiyor. Bir sürü de meze var. Bu bile çok fazla oldu yani. Büyük ihtimalle kalır. Kaldığında da çok güzel olmaz. O yüzden bu kadar yeterli. Şimdi bunun üzerine de böyle işte yağ yakabilirsiniz. Zeytinyağında pul biber falan sunumu o şekilde yaparız büyük ihtimalle. Bence kıvamı güzel ama annem bakalım hani biraz katı ya da şey derse su eklemesi yapıp tekrar blenderdan geçirebiliriz. Şimdi bunu da dolaba kaldıralım. Pastamızın yanına gidiyor. Ay, şurada o kadar güzel bir görüntü var ki.
Buranın görüntüsü çok iyi oldu. Sıra geldi gece bitirmezsek rahat etmediğimiz işlerden birine. Yani hem bunu yerleştirelim ki sabaha hazır olsun. Gece kötülüğü yaptık. Kendimize. Cips yiyoruz. Battı balık yan gider. Yarın da, yılbaşında da çok yiyeceğiz. Sonra kabak diyeti yapıyoruz. Şok diye. Ama bu da çok güzel bir şeye benziyor. Güzel tadı. Güzel. Sesi duyan Maya tabii ki durur mu? Ya Allah'ım. Ve gece sonuna gelirken beni bekleyen iki sepet şeyin olduğunu hatırladım. Çamaşırın. Biri kurutma makinesinin içinde hatta. Şimdi bunları katlayayım. Sonra makyajımı çıkaralım. Ondan sonra uyuyalım. Ve bu videoyu artık kapatalım. Çünkü yarın yeni bir vlog başlayacağız. Yılbaşı vlog olacak. Çok sevmiştim kırmızı. Bu hazır yıkanmış. Bunu yarın yanıma alayım. Eşofman takımı olarak. Nerede giymek için bunu alıyorum. Yarın zaten mini çantamızı hazırlarız birlikte. Hah, bunu da altına, ikisi de NBA koleksiyonundan. Bunları giymeyi çok seviyorum. Formalarım ütüye gidiyor. Bu da ikinci posta kurutmadan çıkanlar. Şu tarz, bakın böyle yünlü, kendini salacak kazaklar dışında her şeyi atıyorum genelde kurutmaya. Gece sonuna giriyoruz artık ve fark ettim ki çok uzun zamandır sizinle beraber makyajımı çıkarmıyoruz. Gece rutinimi yapmıyoruz. O yüzden dedim ki bu gece rutinine sizi de eşlik edeyim. Şöyle güzelce makyajımı temizlemek istiyorum. Isana'nın yüz temizleme yağını kullanıyorum. Bunu zamanında indirime girdiğinde stoklamıştım. 60 liradan böyle 3 tane falan vardı. Şu an hala bunun dışında bir tane daha var. Bunu da yeni açtım zaten. O yüzden bunu bitirmeye çalışıyorum. Gayet güzel. Zaten şimdi göreceksiniz makyajın %70, %80'ini çıkarıyor. Bakın çok hızlı bir şekilde kirpiklerinizi koparmadan, yolmadan rahatlıkla temizliyorsunuz. Özellikle yoğun göz makyajlarında çok kolay bir etki sağlıyor. Şimdi bunu yıkıyorum. Bakın makyajın %70, %80 dediğim gibi çıktı. Çok hafif şöyle göz altlarımda kaldı. Bir de tabii ki cildimi ekstra temizleyeceğim. Şu ürünü Kodali diye okunuyordu galiba. Yanlış okumak istemiyorum. Bu köpük formda. Ya bunu son zamanlarda o kadar çok sevmeye başladım ki o cildi bıraktığı hafif etkisi mükemmel. Zaten görmüşsünüzdür video başlangıçlarında genelde bununla başlıyorum. Her sabah ve akşam yüzümü yıkıyorum. Bir de o kadar güzel kokuyor ki artık biyoderme atoderme geçtim. Biliyorsunuz ki La Roche-Posay'ı bıraktım yüzümdeki kuruluktan dolayı. Onu da sivilceli olduğum dönemlerde kullanmayı çok seviyorum tabi. Ondan da çok memnunum. Genelde yani karışık kullanıyorum kafama göre ama tabii ki bu daha temiz içerikli olduğu için özellikle yüz yıkama yağı kullandıysam bununla yapıyorum. Ama eğer ki sadece yüz yıkama jeliyle yapacaksam bu o kadar iyi arındırmıyor köpük formda olduğu için. O zamanlar direkt biyoderma ile yapıyorum. Tada, son olarak gece rutinlerimize gelelim. Sonra artık bitiyor. Gördüm seni. Gül suyuyla yüzümü ferahlatıyorum. Bazen termal su da kullanıyorum ama gül suyu gayet güzel iş görüyor. Oh. Sonra ince ürünlerden kalın ürünlere doğru gidiyorum. Hyaluronik asitimi süreceğim. Sabah da C vitaminimi sürmüştüm çünkü. Allah. En güzel nem kaynağı. Güzelce masaj yaparak emdiriyorum cildimi. Özellikle yukarı doğru.
Nasıl güzel parladı. Bakar mısınız? Çok güzel oldu. Şimdi gözaltı serumum. Açıklama kısmına bırakırım sizin için. Orada bakabilirsiniz neler kullandığımı. Zaten kullandığım tüm ürünler tek bir linkte oluyor. Son olarak nemlendiriyorum. Otoderm, Bioderma. Bundan başka kullanabilir miyim bilmiyorum yani. Gerçekten o kadar çok sevdim ki. Küçücük bir şey sürsek bile yetiyor. Ben böyle gece boyu kalıp gibi durmasını seviyorum yüzümde nemlendiricinin. Black hani çok güzel nemlendiriyor. Ta-da. Gece rutinim bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Artık vlogumu burada kapatıyorum. Bu videoyu yarına yetiştireceğim sizin için. Ve yarın hemen yeni bir videoya başlıyoruz. Pastanın tadını çok merak ediyorum. Onu zaten yarınki vlogda öğreneceğiz. Yarın da çok tatlı günümüze başlarız. Kahvaltımızı yaparız. Zaten sakin bir cumartesi günü olacak aslında. İkimiz de evdeyiz şu an. Böyle yetişme telaşımız yok ya. Saat 1. Daha uykum yok. Gerçekten çok keyifli. Geç yat, erken yatmak zorunda değilim. Sabah erken uyanmak zorunda değilim. Neyse Burak zaten yine 12'ye kadar uyur büyük ihtimalle. Ben de kalkıp vlogumu yetiştiririm sabahtan. Yüzüm nasıl parlıyor ya? Yüzüm nasıl parlıyor? Bir de parlamasın diye kameranın ışığını kıssın biraz ama ışıl ışıl valla. Neyse, beğendiyseniz kanalıma abone olmanız beni çok mutlu eder. Eğer Instagram'dan beni takip etmiyorsanız dediğim gibi farklı farklı hediyeleşmeler, yayınlara katılmak, verdiğim linklere anında ulaşmak için beni oradan takip edebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Sonraki vloglarda görüşmek üzere. Hepinize mutlu seneler diliyorum. Yeni yıldan beklentilerinizi bu videonun altında benimle paylaşabilirsiniz. Benim en büyük dileğim sağlık. Sağlık, sağlık, sağlık. Yani sağlık olduktan sonra her şey olur Allah'ın izniyle. Kendinize çok iyi bakın. Sizi seviyorum. Hiçbir şey için kendinizi üzmeyin. 2023 umutlarla gelsin, huzurla gelsin, sağlıkla gelsin. Hepimize çok iyi gelsin. Heyecanla bekliyoruz. Hoşça kalın.